Messi dünyanın en iyi futbolcularından biri. Hatta en iyisi desek yanlış olmaz. Onun hakkında birçok şeyi biliyoruz. Peki Messi'nin neden fotoğraflarda hep aynı köşede ve aynı şekilde durduğunu merak ettiniz mi? Nedenini öğrenmek için şimdi videomuza geçelim. Duymayan Kalmasın kanalına hoş geldiniz. Messi'nin tüm fotoğraflarında bunu yapmasının nedenine bakın adlı videoyla sizlere iyi seyirler diliyorum. Messi 24 Haziran 1987'de Arjantin'de doğdu. Ailesi fakirdi. Bir fabrika işçisi babası ve evleri temizliğe giden bir annenin 4 çocuğundan biriydi. 5 yaşında futbola başladığı ilk kulüp olan Grondoli'de oynadığı futbol dilden dile yayılmıştı. Adeta bir yıldız doğuyordu. O günden sonra 9 yaşına kadar Grondoli takımında oynadı. Yaşı küçük olmasına rağmen birçok gol attı. Bazen kalecinin de gaj yapmasını beklemez, gelir topu alır, tüm takımı geçer ve golünü atardı. 9 yaşında Newell's Old Boys takımına transfer oldu. Yalnız bir sorun vardı. Messi çocukluğu boyunca hep arkadaşlarından kısaydı. Fiziksel gelişimi normal ilerlemiyordu. Boyu neredeyse 1.27 cm'ydi. Messi'nin hormonal sorunları vardı. Ergenlik döneminde diğer yaşıtlarının aksine gelişemiyordu ve büyüyemiyordu. Ama bu hastalık onun futbol oynamasına engel teşkil etmiyordu. Tedavisi vardı ama çok pahalıydı. Düzenli olarak hormon iğneleri vurulması gerekiyordu. Doktor Messi'ye "Korkma, bir gün Maradona'dan daha uzun olacaksın" dediğinde gülümsedi. Bir süre boyunca bu masrafları Newell's Old Boys takımı karşıladı. Fakat onların da gücü bir yere kadar yetebildi ve artık onlar da tedavi masraflarını karşılayamadılar. Daha sonra babası onu İspanya'ya, Barcelona altyapısına götürdü ve onun yetenekleri fark edilince altyapıya kabul edildi. Messi'nin hormon tedavisinin kulüp tarafından karşılanarak babasına kulüpte iş verilmesiyle Barcelona'nın tarihine geçecek bir futbolcu kulübe kazandırılmıştı. Messi'nin kısaca hikayesi bu şekilde. Şimdi fotoğraflarda neden hep bu şekilde durduğuna bir bakalım. Bir yabancı gazeteciye göre Messi okuldayken sınıf arkadaşları boyuyla dalga geçtiğinden özgüveni yoktu. Messi'nin hayatı ilaç kullanmak ve tedavi olmakla geçti ve onu çok fazla sinirlendiren boy problemlerini aşmak için çaba gösterdi. Bu da onun psikolojisinde derin yaralar açmasına neden oldu. Messi hala boyu ile ilgili psikolojik olarak sıkıntılar çekiyor. Aslında şu an boyunda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak çocukluktan gelen bu psikoloji nedeniyle Messi kısa boy sendromuyla muzdarip. Messi'nin takım arkadaşlarıyla çekildiği fotoğraflara dikkat ettiyseniz hep köşede ve eğlen arkadaşlarından biraz daha yüksekte durmakta. Bunun nedeni boyuyla ilgili yaşadığı sorunlardan kalma bir psikolojik bozukluk. Hatta Messi bir röportajda bu konuyla ilgili "olduğumdan daha kısa görünmek istemiyorum" diye açıklamada bulunmuş. Messi her ne kadar futbol devi olsa da boyu onun için her zaman eksik bir yanı olarak kalmış. Daha doğrusu bu onun için bir kompleks olmuş. Aslında bizler için boyuyla alakalı bir sıkıntı yok. Çünkü Messi gerçek anlamda oynadığı futbolla kendini gösteriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Sizlere bir soru. Kimler doğru cevabı verebilecek bakalım? Cevabı iyi düşünün. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.